Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dönercilerde ve kebapçılarda yediğimiz pidenin tarifini vereceğim. Adı tırnak pidesi. Çok lezzetli ve incecik oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi tarifin detaylarına geçebiliriz. Detaylı malzemeler açıklamalar kısmında var. Tarifimize geçtiğimizde 1,5 su bardağı ılık su karıştırma kabımıza koyuyoruz. Yarım paket kuru maya. Bir tatlı kaşığı şeker ilave edip karıştırıyoruz. Karıştırıp birazcık mayanın aktive olmasını bekliyoruz. Vaktimiz var ise bu karışımı bir 5-10 dakika bekletebiliriz. Bir yemek kaşığı sıvı yağ ve unumuz var. Ben 4 bardak un koymuştum bu kaba ama hepsini kullanmadım. Yumuşak, elle yapışan bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Ne kadar güzel yoğurup homojen bir hale getirirsek tırnak pidemiz de o kadar lezzetli ve güzel olur. Yavaş yavaş yoğuruyoruz. Tuzumuzu sonra da ilave ediyoruz. Mayanın aktif olmasını engellemesin diye. Ele yapışan güzel bir hamur yoğuruyoruz. Değişik tarifler ve güzel sunumlarda birlikte olabilmek için ücretsiz olan kanalıma abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Hamurumuz güzelce yoğurduk ve makineden çıkartıp bakıyoruz. Elle yapışan yumuşak, güzel, homojen bir hamur. Hamur mayalı olduğu için biraz bekletme süremiz olacak. Bir yarım saat 45 dakika üzerine örtü örterek bekletiyoruz. Elimize yapışan bir hamur elde ettik. Bir 45 dakika bekletiyoruz. Hamurumuz mayalanacak. 45 dakika sonra beklettikten sonra hamurumuz mayalandı. Kıvamı çok güzel oldu. Elimize yapışıyor. Yoğurma kabımızdan aldıktan sonra bezeleri ayırabiliriz. Hafif elimizin içi de yoğurduktan sonra bezeleri ayıralım. Yumuşaklığı çok güzel. Çok güzel bir hamur oldu. 4 tane pide çıkacak gibi hamurumuz var. 4'e bölebiliriz. Hamuru böldükten sonra yuvarlak yapıp bir tepsiye, un serptiğimiz bir tepsiye koyalım. Ve bunları biraz bekletelim. 5-10 dakika bekleksek yeterli zaten. 45 dakika bekleterek hamurumuzu mayalandırmıştık. Bir tane bezemizi alarak açmaya başlıyoruz. Elimizde de açılabilir. Çok yumuşak olduğu için ilk başta üzerinde hazırlayacağımız sosu koyuyorum. 1,5 yemek kaşığı kadar yoğurdumuz ve 1,5 çay kaşığı kadar da üzüm pekmezimiz var. Pekmezi karıştırarak üzerine sos süreceğiz. Hamurumuz yumuşak. Elimizle de açabiliriz ya da bir kısım oklavayla da açabiliriz.
Ben çok hafif oklavayı da açtıktan sonra üzerine hazırladığım sosu sürüp ellerimle şekil verdim. Sosumuzda yoğurt ve pekmez var. Üzerine bir fırça yardımıyla sürüyoruz. Sürdükten sonra ellerimizin parmak uçlarıyla küçük küçük hamura bastırarak tırnak pitemizin şeklini veriyoruz. Bu pide dönercilerde, kebapçılarda yediğimiz o ince pidelerden olacak. Ters yönde de aynı şekilde parmaklarımızın uçlarıyla bastırarak şekil veriyoruz pideye. Şeklimiz çok güzel oldu. Tepsiye, yağlı kağıt koyduğum tepsiye koyuyorum. 275 derecede, yani fırınımızın en yüksek derecesinde ısıttıktan sonra pidelerimizi pişirebiliriz. Aşağı yukarı bir 10 dakika, 8-10 dakikada pişiyor. Üzeri kızardıktan sonra pideyi çıkartabiliriz. Bu şekliyle bile çok harika bir pide oldu. Bir tarifin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bana destek olabilmek için abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayın. Değerli yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.